Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Öğretim teknikleri ünitemizin ikinci bölümü olan kavram öğretimi tekniklerine başlıyoruz arkadaşlarım sizlerle. 12 tane kavram öğretimi tekniğinden bahsedeceğim. Bugüne kadar sınavda gelmiş ya da gelen sorunun seçeneklerinde yazılmış ifadelere sizlerle birlikte bakmaya çalışacağız arkadaşlarım. Özellikle 2005 yılında yapılandırmacı öğrenme kuramı ile birlikte öğretim programlarında değişimler olduğu günden bu yana arkadaşlarım bizler kavram öğretimine çok fazla önem vermeye başladık. O günden sonra da sınavda olabildiğince bu kavram öğretimi tekniklerinden sorular gelmeye başladı arkadaşlar. Hatırlarsanız öğretim teknikleri ünitesinin başlangıcında ne demiştim? 5 ila 7 aralığında soru gelmektedir demiştim. Dikkatli olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu alandan sınavda karşınıza o 5 ila 7 tane sorunun bir tanesi kavram öğretimi tekniklerinden gelebilir. Kavram haritası olabilir, zihin haritası olabilir, anlam çözümleme tablosu olabilir, kavram karikatürleri olabilir. Bunların tamamını sizlerle tek tek kalem kalem bakacağız arkadaşlarım. Şimdi özellikle öyle bir başlangıç yapacağım ki kavram haritası, zihin haritası ve balık kılçığı diyagramları gerçekten sınavda karşımıza gelme ihtimali olan en yüksek kavram öğretimi teknikleri. Şimdi o zaman kalem kalem tek tek bakmaya çalışalım. Özellikle kavram haritası ve zihin haritasını birbiriyle çok karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Karıştırmamanız için elimden geleni yapacağım ve aradaki farklılıkları inşallah birlikte bulacağız arkadaşlarım. O zaman öncelikle kavram haritası ile sürecimize başlayalım. Şimdi bakın. Novak tarafından geliştirilen kavram haritası dediğimiz bu öğretim tekniğini önce tanımlıyorum, sonra tanımından bütün ayrıntıları birlikte çıkarıyoruz arkadaşlarım. Bakın şimdi, diyor ki Novak kavram haritası için bir kavramın ilişkili olduğu alt kavramlarla bütün görülmesini sağlayan şemalardır diyor diye bir tanımlama yapıyor arkadaşlarım. Demek ki kavram haritasındaki ana felsefemiz ne olacak arkadaşlar? Elimde bir kavram olacak. Bu kavramla ilişkili olan alt kavramlar olacak ve dikkat ediyorsunuz. Ben bu ilişkili alt kavramları ve kavramı bir bütün göstermeye çalıştığım iki boyutlu bir şema kuracağım arkadaşlarım. O zaman dikkat edin. Benim için kavram haritasındaki anahtar kelime durumu ne? Önce bunu yakalayalım. Bütün özelliklerini oradan çıkaracağız arkadaşlarım. Bir kere bana bir kavram ve ilişkili alt kavram lazımsa bunlar arasında mutlaka neyin olması gerekiyor arkadaşlarım? İlişkili olması gerekiyor. O zaman soruyorum. Bir kavramla ilişkili olan alt kavramlar arasında bir bağlantı varsa bu kişiden kişiye değişebilir bir bilgi yapısını mı doğurur bana yoksa kişiden kişiye değişmeyen bilgilerin bir şemada gösterimi mi gerçekleştirilir? Evet arkadaşlarım dikkat edin. Kavram haritalarında ilişkili olan şeyler yazıldığı için canlar unutmuyorsunuz. Kavram haritaları daha nesnel haritalardır. Yani kişiden kişiye değişmeyen haritalardır ve dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bütün ilişkisini kurabildiğimiz analitik düşünme becerisini de doğrudan geliştiren bir öğretim tekniği olacak. Bakın dikkat edin. Düşünme becerileri ünitesinde sizlere analitik düşünmeyi anlatırken şöyle bir ayrıntı vermiştim. Analitik düşünme becerisini geliştirmek amacıyla iki tane teknik kurgulanmış. Bunlardan birincisi kavram haritası, ikincisi ise balık kılçığı diyagramı demiştik arkadaşlarım. Otomatikman diyorum ki bu iki teknikte direkt analitik düşünme yani bütün parça bütün ilişkisi kurmayı öğrencilere kazandırabiliyoruz arkadaşlarım. Şimdi dikkat edin. Nesneldir, analitik düşünmeyi geliştirir ve en çok arkadaşlarım kavram haritaları sunuş yoluyla öğretim stratejisinin içerisinde kullanılır. Hatta öğretim stratejilerini anlatırken size demiştim ki bizler nokta 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 öğrenmeyi gerçekleştirebilmek amacıyla kavram haritalarını en çok sunuş yoluyla öğretim stratejisinde yer veriyoruz demiştim. Şimdi o nokta nokta öğrenmeyi gelin şöyle bir anı hatırlayıp anımsayıp birlikte tekrar bulalım. Gel seninle birlikte bir çizelim bir kavram haritası. Şimdi bakın.
kavram haritasında hiyerarşik bir gösterim olması mantığında arkadaşlarım, özellikle ana kavramı en üst tarafa yazmış oluyoruz arkadaşlarım. Ana kavram. Onunla ilişkili olan alt kavramlar varsa bunları da aynı satıra denk gelecek şekilde alta yazıyorum. Bu hiyerarşik gösterim. Bazen kavram haritalarında ana kavramı ortaya yazıp aralardan işte oklar çıkararak da bağlantılar kurulup hazırlanabiliyor. Şimdi dikkat edin. Ana kavramı yazdım. Alt kavramları da yazdım arkadaşlarım bununla ilişkili. Şimdi dikkat ediyorsunuz. Varsa bununla ilgili örnekler, bu örnekleri de arkadaşlarım, daha da alt kavramlar ve örnekler varsa da bunları da ne yapıyoruz arkadaşlarım? Alta doğru götürüyoruz. Buraya da örnekler diyelim. Örnekler, örnekler, örnekler diyelim. Şimdi bakıyorsunuz. Arkadaşlar sizce bu bir kavram haritası mı? Aferin, hayır hocam diyenleri buradan duyar gibiyim. Çünkü neden? Eksik var arkadaşlarım. Ne eksik burada? Oklar yok değil mi? O zaman dikkat edin. Ana kavramdan alt kavrama doğru ilerleyecek, onları birbirine bağlayacak arkadaşlarım. Neleri çizmem gerekiyor mutlaka? Okları çizmem gerekiyor. Bakın okları da çizmiş olduk. Böylelikle ana kavramdan en alttaki örneğe kadar kavramları bir bütün olarak gösterme imkanı buldum. Peki soruyorum, bu bir kavram haritası mı arkadaşlarım? Harikasınız, hayır hocam diyenleri duyar gibiyim yine. Ne eksik kaldı? Şimdi dikkat edin arkadaşlarım. Kavram haritasını diğer kavram öğretimi tekniklerinden ayıran onun en belirgin özelliği, İki kavram arasında ya da kavram ve örnek arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu vurgulayan, mutlaka arkadaşlarım ne kurmamız gerekiyor? Bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Peki bunu da nasıl yapıyoruz arkadaşlarım? Bağlantı kelimeleri yardımıyla. Yani ne demek istiyorum? İşte bakın bu okların üzerindeki çizgilerin bir yerine arkadaşlarım kısa kısa iki kavram arasında nasıl bir bağlantının olduğunu gösteren bağlantı kelimeleri yazmam gerekiyor. Örneğin ana kavramın madde olsun, burada katı yazıyor olsun, burada da taş yazıyor olsun arkadaşlarım. Ne yapacağım? Katı maddenin halidir. Bakın bağlantıyı kurdum. Taş katı madde örneğidir şeklinde buraya bir bağlantı kelimesi yazarsam öğrencinin arkadaşlarım bir konudaki edinmek istediği kavramları ezberlemesi yerine o kavramlar arasında ve örnekler arasındaki bağlantıları kurarak kendince yorumlar yaparak nasıl öğrenmesini amaçlıyorum. Harikasınız. İşte bakın sunuş yoluyla öğretim stratejisinde bizim kavram haritalarına sıkça yer vermemizin temel mantığı öğrencinin ezbere değil tamamen anlamlı öğrenmesini gerçekleştirmeyi amaç ediniyoruz. Aman arkadaşlarım, aman öğretmenlerim unutmayın. Sınavda karşınıza bir soru geldiğinde, kavram öğretimiyle alakalı bir soru olduğunu anladığınızda, kavramlar arasında bağlantılar kuruluyor şeklinde bir açıklama görürseniz, o zaman tek bir cevabımız olacak arkadaşlarım, o da kavram haritası. Bağlantı kelimelerini unutmuyoruz. Yani ana kavramı, ilişkili alt kavramları ve ilgili örnekleri ne yapıyoruz arkadaşlarım? Kısa kısa bağlantı kelimeleriyle birbirine bağlamış oluyoruz. Aman canlar dikkat edin. Kavram haritalarında uzun açıklamalara yer verilmez. Soyutlamalara yer verilmez. Olabildiğince zihnimde bir konunun kavramlarını bir bütün şeklinde görebilecek somut bir şema oluşturma bizler için önemli bir ayrıntı olacak arkadaşlarım. O zaman demek ki bir kavramın ilişkili ve bağlantılı olduğu alt kavramlarla bir bütün şeklinde görülmesini sağlatıyorsam bu benim karşıma kavram haritası olarak gelecek arkadaşlarım. Şimdi birkaç tane özellik konuşalım kavram haritalarıyla alakalı olarak. Bir kere şunu unutmayacaksınız. Kavram haritaları öğrenciye kullandırıldığında onların arkadaşlarım kavram yanılgılarını hem belirleyen hem de
gideren bir teknik olarak karşımıza gelecek. Yani kavram yanılgılarını, mesela bu haritada bazı boşluklar bırakırsınız, öğrenciye bu boşlukları doldurmasını istersiniz ve orada ya çocuğun yaptığı yanlış ve hatalardan kavram yanılgılarını belirler. Daha sonra haritanın doğrusunu öğrenciye buldurarak o kavram yanılgısını giderebilirsiniz arkadaşlarım. Bu birinci özelliğim. İkinci özelliğime dikkat ediyorsunuz arkadaşlarım. Kavram haritaları bir dersin her aşamasında kullanılır. Bir dersin her aşamasında kullanılır. Yani ne demek istiyorum? Dersin giriş bölümünde öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak amacıyla ya da o gün işlenecek konuların neler olduğunu göstermek amacıyla kullanabilirsiniz. Tıpkı gözden geçirme çalışması gibi. Dersin etkinlikler bölümünde öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini gerçekleştirmek amacıyla bir konuyu kavram haritası çizerek kullanabilirsiniz. Unutmuyorsunuz. Devam. Dersin sonuç bölümünde de öğrencilerin öğrendiklerini değerlendirmek, pekiştirmek ve öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla her aşamada ne yapabiliyoruz? Canlarım benim, kullanabiliyoruz, unutmuyorsunuz. Devam edelim. Bir diğer özellik arkadaşlarım. Diyoruz ki sadece ve sadece bilişsel alanı geliştirir. Bakın bu çok ama çok önemli bir ayrıntı olacak bizler için. Ne demek istiyor Gazi Hocam? Kavram haritaları arkadaşlarım bizim için bilişsel yani zihinsel becerilerimizi geliştirmek için kullanılır. Yani ne demeye çalışıyorum? Duyusal beceriler ve psikomotor becerinin öğretiminde etkili olan bir teknik mi? Hayır. Neden? Bakın şimdi ben böyle bir kavram haritasını öğrenciye çizdirdiğimde o derse yönelik ilgisini, isteğini, sevgisini, hoşlanıp hoşlanmadığını anlayabilir miyim arkadaşlar? Hayır. O zaman duysal beceri öğretimde kullanmıyorum. Peki ben öğrencinin çizmiş olduğu bu kavram haritasında çocuğun kaba motor kaslarındaki gelişimini anlayabiliyor muyum arkadaşlar? Mesela baldır kasındaki gelişimini anlayabilir misiniz? Hayır. O zaman diyoruz ki psikomotor becerilerin geliştirmesinde de etkili değil. Sadece bir kavramın ilişkili olduğu alt kavramları zihnimde nasıl bir bütün hale getirdiğimi gösteriyor ki bana. O yüzden diyoruz ki sadece bilişsel alanı arkadaşlarım geliştiren bir teknik olacak. Harika bir soru olurdu. Hani şu öncülü sorularımız var ya. 1. Bilişsel. 2. Duyusal. 3. Psikomotor. Yukarıda verilen beceri alanlarının hangisi ya da hangilerinin geliştirilmesinde kavram haritalarına yer verilebilir diye bir soru sorsalar cevabımız ne olur? Yalnız 1. Yani sadece bilişsel alan gibi düşünebilirsiniz arkadaşlarım. İşte Novak tarafından geliştirilen ve bugüne kadar sınavda en çok soruyla karşılaştığımız kavram öğretimi tekniğimiz kavram haritası buydu. Anlaştık mı canlar? Güzel. Şimdi ne yaptım? Kavram haritası ile zihin haritasını çok karıştırıyoruz dedik. Kavram haritasını hallettik ve anahtar kelimeye ne dedik? İlişkili olan, bağlantılı olan kavramlar yazılır dedik. O zaman galiba zihin haritasında böyle bir durumla karşılaşmayacağız. Bakın Buzan tarafından geliştirilen zihin haritası tekniğinin o zaman sizlere bir tanımını yazayım. O tanım paralelinde ayrıntılarını ve detaylarını birlikte konuşalım arkadaşlarım. Bakın ne diyor zihin haritası için Tony Buzan. Bir kavramın zihinde çağrışım yapan... Zihinde çağrışım yapan her şeyini ama her şeyini, bakın bu çok önemli bir ayrıntı, her şeyini ama her şeyini sözel ve görsel şemalaştırmaktır diyor. Sözel ve görsel şemalaştırmaktır. Şimdi canlar dikkat edin. Demek ki zihin haritası tekniğinde biz yine bir görsel şema hazırlıyoruz ama burada bize temel ayrıntı ne verilmeli? Bir kavram veriyorum, bir şema oluşturmanızı istiyorum. Ama siz o şemayı oluştururken aklınıza gelen neyi? Söyle bakayım. Aklınıza gelen neyi? Bir daha söyle. Evet, ana ayrıntı bu. Aklımıza gelen her şeyi yazabilme özgürlüğüne sahibiz arkadaşlar. O zaman soruyorum. Canlar, kıyafet kavramını versem de size... Hadi bakalım buradan bir zihin haritası oluşturun desem.
Hanımefendilerin hazırladığı zihin haritasıyla beyefendilerin hazırlamış olduğu zihin haritaları birbirine benzer mi arkadaşlarım? Benzemez değil mi? Yani erkeklerin hazırladığı zihin haritası 10 dakikada tık 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 biter. Belki 2 hafta geçmiştir. Hala da hanımefendilerin hazırladığı kıyafetle ilgili zihin haritası tamamlanamamış olabilir. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Zihin haritaları kişiden kişiye evet, değişebilen haritalardır. O zaman diyoruz ki arkadaşlarım daha öznel haritalardır. Daha öznel haritalardır. Bu nedenle bütün parça bütün ilişkisi kurdurduğum analitik düşünmeyi değil, daha öznel bir harita olduğu için arkadaşlarım özellikle yaratıcı düşünme becerisini geliştirmede kullanılır arkadaşlarım. Aynı zamanda bu iki özelliğin dışında bunu da unutmuyorsunuz. Beynin bütün çalışmasını sağlar. Beynin bütün çalışmasına yardımcı olur. İnanılmaz güzel bir hafıza geliştirme tekniklerinden biridir arkadaşlarım zihin haritası. Şimdi beynin bütün olarak çalıştırılmasındaki ana felsefe ne? Şimdi beyin bütün çalışması mantığındaki kurgum şu. Beyin biliyorsunuz iki lobdan oluşur, sağ ve sol lob arkadaşlarım. Ve Tony Buzan diyor ki benim öğrenciye hazırlattığım zihin haritalarında öyle bir özellik var ki dikkat edin. Beynin hem sağ lobunu hem de sol lobunu çalıştırarak, bakın hem sağ lobunu hem sol lobunu çalıştırarak bütün çalışmasını sağlayıp hafıza geliştirebiliyorum diyor. O zaman gelin sizlerle bir zihin haritası hazırlayalım ve ayrıntılarını o nasıl beyni bütün çalıştırıyormuş birlikte görmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi dikkatle gazi öğretmenizi takip ediyorsunuz. Diyor ki Tony Buzan, öğrenciye boş bir sayfa verelim. Sayfanın diyor tam ortasında zihin haritası çalışması yapılacak kavramı verelim. Ve diyor ki bakın, öğrenci kavramı kağıdın ortasına yazdıktan sonra yaratıcılığın ön koşulu olan hayal gücünü kullanarak bir süre o kavramla ilgili düşünsün diyor. Şimdi dikkat edin. Ülkemizde internet sitelerinde, literatür kitaplarında farklı farklı zihin haritaları göreceksiniz. Ben size zihin haritalarını 3 tane farklı kullanım şeklini vereceğim. Birinci kullanımı, ikinci kullanımı ve üçüncü kullanımı. Ama unutmuyorsunuz, üçüncü kullanım en orijinal olanıdır arkadaşlar. Şimdi bakın, kavramı verdim. Öğrenci sayfanın ortasına kavramı yazdı. Bu kavramla ilgili hayal gücünü kullanarak arkadaşlarım bir süre düşündü. Diyoruz ki, öğrenci aklına gelen o kavramla ilgili şeyleri kelimeler halinde yazabilir. Yani kavramdan ok çıkarır, yazar. Kavramdan ok çıkarır, kelime kelime yazabilir. Ama unutma, ilgili şeyler de yazılabilir, ilgisiz şeyler de yazılabilir. Unutma çünkü kural ne? Aklıma gelen her şeyi yazabilme özgürlüğüne sahibim. Bakın, çocuk kelime kelime yazabiliyor. Ya kelime yazmayı bilmiyorsa, örnek veriyorum, okul öncesi tünem çocuklarına zihin haritası hazırlatmayacak mıyız? Elbette hazırlatacağız. Kelime yazamıyor bizim çocuklar. Ne yapacağız o zaman arkadaşlarım? Diyoruz ki aklına gelen şeyleri resimler halinde de kavramdan ok çıkarak çizebilir. Yani ya sadece kelimeler olabilir ya sadece resimler olabilir ama unutmuyorsun zihin haritasının en orijinalinde yatan ayrıntı aslında şu. Ben kavramla ilgili aklıma gelen her şeyi kelime kelime kavramdan oklar çıkararak yazacağım. Tony Buzan der ki bu kelimeleri yazdığın gibi o kelimenin yanına yöresine bir yerine mutlaka o kelimeyi çağrıştıran bir resimde çizmek gerekir diyor. Yani benim o kavramla ilgili aklıma çiçek gelmişse yanına bir tane de çiçek resmi çizmem gerekiyor. Bakın neden? Ben kelime kelime arkadaşlarım çalışma yapıyorsam bu benim arkadaşlar sözel boyutumu halleder. O kelimenin resmini de yapıyorsam bu da benim görsel tarafımı halleder ki beynimin hem sol lobunu hem de sağ lobunu aynı anda birlikte çalıştırmış olurum. Böylelikle bütün çalışma yani hafızayı geliştirmiş olurum arkadaşlarım. İşte bakın bir zihin haritasının ana kurgusundaki mantık bu. Ama son kez soruyorum. Zihin haritası öznelse, zihin haritası yaratıcıysa o zaman benim için temel ana kural nedir arkadaşlarım? Dikkat edin,
Harika. Aklıma gelen neyi yazabilme özgürlüğüne sahibim. Her şeyi yazabilme özgürlüğüne sahibim. Bakın çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar. Diyor ki fen bilimleri dersinde bir öğretmen tahtaya gezegenimiz dünya kavramını yazar ve öğrencilerin bu kavramla ilgili bir süre düşünmelerini ister. Daha sonra öğrencilerinden gezegenimiz dünya denilince akıllarına gelen her şeyi kavramdan oklar çıkararak yaratıcı bir şemanın oluşturulmasına rehberlik eder. Kullanmış olduğu öğretim tekniğinin adı nedir diye sordular. Cevap neydi arkadaşlarım? Dikkat edin, zihin haritasıydı. O zaman bakın iki teknik arasındaki farklılıkları vermiş oldum. Soruyorum arkadaşlar. Önce şunu vereyim. Bağlantı ve ilişki varsa kavram haritası. Aklıma gelen her şeyi yazabilme özgürlüğüm varsa zihin haritası. Bana kavram ve zihin demeniz yeterli. Hangisi kişiden kişiye değişir? Zihin haritası. Hangisi daha nesneldir? Kavram haritası. Hangisi daha bilgi odaklıdır? Kavram haritası. Hangisi daha yaratıcıdır? Zihin haritası hangisi kişiden kişiye değişmez? Kavram haritası hangisi daha analitiktir? Kavram haritası hangisi daha hayal gücü odaklı hareket eder? Zihin haritası hangisinde farklılaşma söz konusudur? Zihin haritası hangisinde aynılaşma görülür? Kavram haritası. Siz bir harikasınız arkadaşlarım. Bu soruların tamamına cevap verdiğinizi umuyor ve bu iki tekniği tamamlamış oluyorum. Sınavda gelme ihtimali oldukça yüksek. Şimdi geçelim nereye arkadaşlarım? Ishikawa tarafından geliştirilen bir Japon eğitim bilimci arkadaşlarım balık kılçığı diyagramını şöyle bir göz atmaya çalışalım sizlerle. Balık kılçığı diyagramı öğretmenlik alan bilgisi testinde karşımıza soru olarak geldi. Balık kılçığı diyagramı eğitim bilimleri sınavında soruldu. Yine soru gelme ihtimali yüksek olan tekniklerimizden bir tanesidir arkadaşlarım. Ve dikkat ediyorsunuz. Kaoru Ishikawa balık kılçığı tekniğini üretirken öğrencilerinden tek bir şeyi buldurmayı amaçlıyor. O amaçladığı şeyi tanım olarak yazalım ve tanımından detaylarını konuşmaya çalışalım arkadaşlarım. Bakın diyor ki Ishikawa arkadaşlarım balık kılçığı diyagramı için arkadaşlarım. Bir olayın ya da problemin altında yatan nedenleri. Bu nedenlerle ilişkili olan alt nedenleri ve bu neden ve alt nedenler paralelinde o olayın arkadaşlarım nelerini, sonuçlarını yani bir problemin, bir olayın altında yatan nedenleri, alt nedenleri ve sonuçları görselleştiren diyagramlardır diyoruz arkadaşlarım. Diyagramlardır diyoruz. İşte bizim için ana kurgu bu canlarım benim. Demek ki balık kılçığı diyagramını sınavda okuduğumda aha cevap balık kılçığı diyebilmem için soruyu hazırlayan komisyondaki yazarın bana bazı tüyolar vermesi lazım. Bu tüyolar neler arkadaşlarım? Ben o görsel diyagrama mutlaka o olayın altında yatan neleri yazacağım? Nedenleri. Neleri yazacağım? İlişkili alt nedenleri. Neleri yazacağım arkadaşlarım? O olayın sonuçlarını yazacağım. Yani benim için sınavda karşıma neden, alt neden ve sonuçların görselleştirildiği hissiyata verilirse demek ki orada muhtemelen hangi teknik sorulmuştur? Balık kılçığı diyagramı. Bakın balık kılçığı diyagramının iki farklı ismi daha vardır. Bunlardan birincisi Ishikawa diyagramıdır. Bir diğeri de neden sonuç diyagramıdır arkadaşlar. Ha, o zaman ne diyorum bakın dikkat edin. Neden ve sonuçları görebilmek zaten tekniğin diğer adı balık kılçığı diyagramını doğrudan işaretlememiz anlamına geliyor. O zaman gelin bir bakalım arkadaşlar nasıl bir diyagram oluşturacağız. Şöyle düşünebiliriz. İşte
balığa benzeyen tahtaya ya da renkli bir kartona ya da öğrencilerimizin defterlerine bir diyagram oluşturuyoruz arkadaşlarım. Bakın bu diyagram bildiğiniz neye benziyor farkındaysanız? Balığa. Balığın da neleri var arkadaşlarım? Gördüğünüz gibi kılçıkları var. Şimdi nasıl bir uygulama süreci olacak? Onları size şöyle bir vermeye çalışayım. Diyor ki arkadaşlarım İsikava babamız, balığın diyor baş kısmına, balığın diyor baş kısmına balık kılçığı diyagramı çalışması yapılacak bir konu verilir. Konu buraya yazılıyor arkadaşlarım. Mesela diyorum ki Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri, alt nedenleri ve sonuçları nelerdir diyorum. Ya da Karadeniz bölgesinde gür ormanların görülmesinin nedenleri, alt nedenleri ve sonuçları nelerdir diyorum. Yani ne yapıyorum arkadaşlar? Dikkat edin. Neden, alt neden ve sonuç bulunacak bir konuyu balığın baş kısmına yazıyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Konuyu belirledik. Artık benim bu konuyla ilgili nedenler, alt nedenler ve sonuçları bulmam lazım. Diyoruz ki öğrenci balık kılçığı diyagramını bireysel çalışmalarla da oluşturabilir, grup çalışmalarıyla da oluşturabilir. Yani birlikte bir çalışmayla da bir diyagram hazırlanabilir. Diyoruz ki bakın, öğrenciler birlikte çalışıp buldukları ana nedenleri kılçıkların üstüne yazacak arkadaşlarım. Temas yok. Yani ne demek istiyorum bakın, ana neden 1, ana neden 2, ana neden 3, ana neden 4 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir örnek vereyim. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri, alt nedenleri ve sonuçları nelerdir diye problemi verdim. Diyorum ki siyasi nedenler, ekonomik nedenler, toplumsal nedenler ve benzeri ve benzeri. Kaç tane ana başlık bağlamında neden bulmuşsam bunları kılçıkların üstüne ve altına yazıyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Bununla alakalı, bu ana nedenle alakalı alt nedenler varsa onları da ne yapıyorum bakın, kılçıkların üzerine yazıyorum arkadaşlar. Kılçıkların üzerine yazıyorum. Yani kılçıklara temas edecek şekilde alt nedenleri. O zaman şuradan temel bir ok çıkartayım. Şu kırmızı çizdiğim şeyler benim için nelermiş o zaman arkadaşlarım? Alt nedenler. Mesela şöyle diyelim, siyasi nedenler demiştim. Bunun altında ilişkili alt nedenler olabilir mi? Olabilir. Ne bunlar? İşte Avrupa'da bloklaşmaların başlaması. İşte Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand'ın bir Sırp tarafından suikasta uğrayıp öldürülmesi gibi. Bakın siyasi iki neden buldum. Hemen iki nedeni ne yapmış oldum? O kılçığın arkadaşlarım üzerine yazmış oldum. Bak şimdi ana nedenler yazıldı. Alt nedenler de yazıldı ilişkili. O zaman ne kaldı arkadaşlarım? Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları kaldı. Nerem kaldı? Balığın kuyruğu kaldı. Ne yapıyoruz arkadaşlarım? Balığın bu kuyruk kısmına da o Birinci Dünya Savaşı'nın ya da o balık kılçığı diyagramı çalışması yaptığım o konunun ya da olayın ya da problemin sonuçlarını yazmış oluyorum. Böylelikle öğrenci, dikkat, bir olayın altında yatan nedenleri, alt nedenleri ve sonuçları bir bütün olarak gösterdiği bir diyagram oluşturmuş oluyor. İşte biz bu diyagramada ne diyoruz canlarım benim? Balık kılçığı diyagramı diyoruz. Anlaştık mı kurban olduklarım? Güzel. O zaman diyelim ki neleri geliştirir arkadaşlar? Birlikte bakalım. Bir kere görsel öğrenme stiline vurgu yapar mı? Görsel öğrenme stili ve görsel zekayı geliştirebilir mi? Kesinlikle geliştirecektir. Zaten bu bir diyagram arkadaşlarım. Bu diyagramı oluşturabilmek, şemalaştırmak demektir ki görsel zekayı geliştirecek. Öğrenciler gruplar halinde bu diyagramı oluşturuyorlarsa aralarındaki iletişim becerilerini, yani sosyal becerileri de geliştirebilir. Sosyal becerilerde öğrenciler gruplar halinde çalıştığı sürece dikkat ediyorsunuz arkadaşlarım. Bunun dışında daha da önemli 3 tane özellik vereceğim. Şimdi bakın, Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri, alt nedenleri ve sonuçları nelerdir dedim. Öğrenci ana nedenler, alt nedenler ve sonuçları parça parça yazdı. Daha sonra o sayfada biz o olaya bütüncül bir bakış açısıyla bakabildik mi? Evet, o zaman bütün, parça ve bütün ilişkisi kurabildiğim hangi düşünme becerisini geliştirir? Harika. Analitik düşünme becerisini
çok iyi geliştiren tekniklerimizden bir tanesi. Aynı zamanda bakın, ben bir olayın altında yatan 4 tane ana neden, onunla ilişkili 8 tane alt neden, onunla ilişkili de arkadaşlarım farz edin ki 4 tane sonuç bulup bunu bir diyagramın üzerine gösteriyorsam bir olayı nasıl inceleme fırsatı buluyorum demektir. Harika. Derinlemesine düşünme becerisini de geliştirmede etkilidir. Derinlemesine düşünme diyelim. Derinlemesine düşünme becerisi olayı çok detaylı ve etraflıca araştırdığımız için arkadaşlarım ve dikkat edin. Şimdi kritik bir soru size. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları değişir mi? Değişmez. Karadeniz bölgesinde gür ormanların görülmesinin nedenleri ve sonuçları değişir mi? Değişmezse benim öğrenciye buldurduğum bilginin yapısı nedir? Nesnel bilgidir arkadaşlarım. Dikkat ediyorsunuz. Ben bir de nesnel düşünmeyi öğrencilere kazandırmak amacıyla balık kılçığı diyagramını ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Ishikawa tarafından üretilen balık kılçığı diyagramında bir ayrıntı vereceğim. Biz çocuklarımıza bir olayın ya da bir problemin nedenlerini buldurduk mu? Buldurduk. Alt nedenlerini buldurduk mu? Buldurduk. Sonuçlarını buldurduk mu? Buldurduk. Peki o problemi çözdürdük mü arkadaşlarım? Dikkat edin, hayır. O zaman diyoruz ki balık kılçığı diyagramında problemlere çözüm yolları üretilmez. Neden? Bakın şimdi biz nesnel bir görsel oluşturuyoruz. Nesnel bir diyagram oluşturuyoruz. Yani var olan kesin bilgilerden elde ettiğimiz detaylardan bir şema oluşturuyoruz. Ama bir problemi çözmeye kalksak, öğrencinin üretmiş olduğu çözüm yolları kime özgü olacak arkadaşlarım? Kendine özgü olacak. Kendine özgü demek peki bilginin nasıl olması anlamına geliyor? Öznel. İşte bakın, çözüm yolu bulmak öznelse balık kılçığı diyagramı der ki benim amacım problem çözdürmek değil. Ben o problemin önce analizini yaptırıp nedenlerini, alt nedenleri ve sonuçları buldururum. Burada balık kılçığı biter. Daha sonra farklı uygulamalarla sen o problemi çözdürebilirsin. Ama unutma, balık kılçığında problemleri, alt çözüm yolları ne yapmıyoruz? Ürettirmiyoruz arkadaşlar. İşte bakın, bu da Ishikawa tarafından geliştirilen balık kılçığı. Şimdi soruyorum. Ben sizlere hayat bilgisi dersinde sınıf kavramını versem de sınıfla ilişkili olan alt kavramlardan bir görsel şema oluşturmanızı ve bağlantılar kurmanızı istesem hangi tekniği kullanmış olurum? Çok güzel. Kavram haritası. Size sınıf kurallarına uyulmadığında meydana gelen istenmeyen davranışların nedenlerini, alt nedenlerini ve sonuçlarını bulduran bir diyagram hazırlatsam ne olur? Balık kılçığı. Size aile kavramını versem, aile denilince aklınıza gelen her şeyi görsel bir şemaya dönüştürmenizi sağlasam ne oluyor arkadaşlarım? Zihin haritası. İşte bakın, kavram öğretimi tekniğinin belki de en önemli 3 tekniğini sizlerle çalışmış olduk. Diğer tekniklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.